Sevgili Şura'nın bugün yaşadıkları hepimize bir ders olmalı. Neyse ki Üsteğmen Eminov tam zamanında oradaymış. Şura'mıza bir şey olmasına izin vermemiş. Ama artık Seyit her an etrafımızda olmayacak. Cepheye gidiyor. Bundan sonra kendi tedbirlerimizi kendimiz almalıyız. Değil mi hanımlar? Bundan sonra sizi hiç yalnız bırakmayacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Çok düşüncelisiniz Petro. Teşekkürler. Bence bu tatsız konuyu kapatalım artık. Belli ki Şura bugün çok sarsılmış. Eğer ısrarla sormasaydım olanları anlatmayacaktı bile. Ben bugün düşüncesi tükettiğim için çok özür dilerim herkesten. Müsaade ederseniz odama gidebilir miyim? Tabii ki sevgili yavrucuğum. Zor bir gün yaşadın. Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Oğlum. Şuradan çok etkilendiğini biliyorum. Bu sabah sizi bahçede gördüm. Hararetli hararetli konuşuyordunuz. Ama akşam yemekte çok mesafeliydiniz. Yo. Size öyle mi geldi? Aranızdaki mesele her neyse halledeceğinizi umuyorum. Çünkü Şura bir Borinski olmayı hak ediyor Petro. Her şey yoluna girecek anne. Bana güvenin. Umarım. Üniformana aşık bir asker olduğunu her zaman biliyordum. Ondan ayrılman için seni ben zorladım. Bunun için üzülüyorum tabii. Ama buna mecburduk Petro. Bunları zaten uzun uzun konuştuk Seyit. Şimdi neden tekrar açıyorsun bu konuyu? Cepheye gidiyorum Petro. Aramızda konuşulmamış en ufak bir konunun kalmasını istemiyorum. Belki seni istifaya zorladığım için bana hala öfkelisin. Eğer böyle bir şey varsa bunu bilmek isterim. Aksine bana bu şansı verdiğin için sana minnettarım. Çocukluktan beri rakiptik seninle. Kim bilir? Sen benimle, ben seninle yarıştığım için iyi birer adam olduk belki de. Ama ben bu rekabetten çok uzun süre önce vazgeçtim Seyit. En yakın dostumun başarıları benim sevincim oldu. Gururumu, onurumu kurtardığın için sana minnettarım Kurt Seyit. Beni şerefsizlikle cezalandırmadığın için müteşekkirim. Petro, vicdan azabı senin en büyük cezan. O geceden sonra uykusuz kaldığını biliyorum. O gece sadece Yevgen'i vurulmadı. Senin de kalbinde kocaman bir delik açtı. Evet. Ama unutacağız. Bunu da unutacağız. Unutmayacağım biliyorsun. Neyse. Birilerinin de atacağınız kurşunu kazanması gerek, değil mi? Doğru. Sağlıkla gidip zaferle dönmeniz şerefine. Şerefe. Şurayla karşılaşmışsınız. Evet. Hastaneye uğradım. Aileye veda etmek için.
Peki madem aramızda konuşulmadık bir şey kalmayacak, sen o gece için bana kızgın mısın? Şuraya mektubu vermene mani olduğum için bana kızgınsın. Biliyorum. Hayır. Aksine beni büyük bir yanlıştan kurtardın. Emin misin? Evet. O mektubu verseydin benim de bir vicdan azabım olacaktı. Buna memnun oldum. Yarın babamla birlikte fabrikaları ziyaret edeceğiz. Geç bitebilir. Hastane dönüşü size refakat edemeyeceğim. Şimdiden özür diliyorum. Hiç üzülme. Baron Konstantin bizi alacak. Akşama teyzesinin misafirleri olacağız. Bu arada Mademoiselle Tatiana da şurayı bir konsere davet etti. Hı hı. Önce babamı ziyarete gelecekler. Sonra da beni konserden sonra onlar eve getirecek. Onlar? Tatya ve Teğmen Celil Kamilov. Hı. Aslında bana da sürpriz oldu. Tatya teyzemden izin almış. Kim bilir, bakarsın işler düşündüğümüzden kısa sürede biter. Ben de size konser için katılırım. Ne güzel olur. Keşke şu anda seni de yanımda götürebilseydim. En güvenli yerde. Ailemin yanında dönüşünü bekliyor olacağım. Ömrümün sonuna kadar sürse bile. Senden bunu istemeye hakkım var mı? Ben artık seninim Seyit. Sence ne zaman dönersiniz? Hiç bilmiyorum. Gerçekten hiç bilmiyorum. Şimdi anlıyor musun sana neden bir söz veremediğim? Benim küçük sevgilim. Ha? Allah'ım. Ben seni bırakıp nasıl giderim buralardan? Nasıl? Nasıl? Petro. Anlaşmazlığın düzeldiğine sevindim. Seyit, bugün beni göreceğini bilmiyordum. Ben de görüşeceğinizi bilmiyordum dostum. Hayatımın en güzel sürprizi oldu. Yarın gidecek olmana şimdi daha çok üzüldüm. Tam kavuşmuşken tekrar ayrılmak zorunda kalacaksınız. Ama savaş şimdi senin için daha anlamlı dostum. Savaş hiçbir zaman anlamlı olmayacak.
her şeye rağmen geri dönmen için artık güzel bir sebebim var. Evet. Artık var. Sakın ağlama. Gözümü her kapattığımda senin o muhteşem yüzünü ve gülüşünü hatırlamak istiyorum. Seni çok seviyorum Tati. Çok. Dönmeni beklemeyeceğim. Cevabımı şimdi söylemek istiyorum. Evet. Seninle evlenirim dedim. Her zaman söylemişim bunu. En temiz ayrılık sevdiklerini kara getirmeden yapılandır. Gelecek bir sevgilim yok demiyorsun da. Savaşa giderken bir askerin tek çocuğu vatanda olmalı. Değil mi Petro? Doğru söze ne denir? Petro. Dikkatli olun, tamam mı? Hiç şüphen olmasın. Dua edeceğim. Ben de her gece aynı duayı edeceğim. Diyeceğim ki Allah'ım, küçük sevgilime tekrar kavuşturacak kadar beni uzun yaşat. Kalbim sana emanet, küçük Şura. Benimki de sana. Buralar sana emanet. Görüşürüz dostum. Görüşürüz. Döndüğünüzde hepinizi böyle tam takım istiyorum. Seni kaçırmadan gidebilirsek döneceğiz. Gözün arkada kalmasın. Güle güle gidin, sağ salim dönün. Hadi beyler! Beyler hadi! Döneceğim. Sen benim yaşamak için en büyük sebebimsin. Bunu unutma. Thank you.
hatırladığımdan daha güzel. Daha görkemli bir araziymiş bu. Güzel şeyler olacak. Bunu hissediyorum. Sevgili Andre, hoş geldiniz. Gözlerime inanamıyorum. Sizi böyle ayakta görmek ne güzel. Mucizenin sebebi sizsiniz. En yakın dostlarımı yatakta karşılayacak değildim. Şeref verdiniz. Petrograd'a geldiğinizden çok daha sağlıklı görünüyorsunuz. Bu Katerina'nın başarısı, biliyorum. Buyurun. Buyurun, içeri geçelim. İçeri geçelim. Bu eli tekrar öpmek için ne çok bekledim. Hoş geldin sevgili Petro. Kederimi bir tek sizin gelişiniz dağıtabilirdi. Aslında sana sormak istediğim o kadar çok şey var ki. Büyük bir zevkle hepsini yanıtlamaya çalışacağım. Aklım hep Seyit'te. Ondan bir haber var mı? Maalesef. Henüz yüzünü güldürecek bir haberim yok. Ama sana söz. Seyit'le ilgili ilk müjdeli haberi ben vereceğim sana. Valentina'nın nişanı güzel olayların da başlangıcı olacak. Bunu hissediyorum. Umarım. Kargaşadan nemalanan bir grup var. İnanılacak gibi değil. Peki silahları nereden buluyorlar? Bu konulardan uzaklaşmak için harika bir nedenimiz var, değil mi sevgilim? Valentina'nın nişanı için buradayız. Evet, doğru. Haklısın hayatım. Özür dilerim bayanlar. Neyse, Valentina sen bize nişan hazırlıklarını anlat en iyisi. Tarih önüne çekilince mutlaka biraz zorlanmışsınızdır. Evet, Konstantin'in cephe emri gelince mecbur kaldık. Orduda onun gibi şerefli askerlerin olması geleceğe dair umutlarımı artırıyor. Herkesin korkup geri adım attığı bir dönemde baron üzerine düşeni yapıyor. Beni neredeyse bir yıl önce verdiğim karardan pişman etmeye çalışıyorsunuz. Maksadım seni yargılamak değil. Ama ülken savaştayken istifa etmen yanlış zamanda alınmış bir karardı. Bazı kararların altında belki de kimsenin bilmediği nedenler vardır general. Mazeretler diyelim. Akşam yemeğine kadar dinlenmek isterseniz odalarınız hazır. Buna hiç hayır diyemeyeceğim. Bence de iyi fikir. Çünkü biraz daha burada kalırsam eğer general beni savaşın müsebbibi ilan edecek. Ne münasebet. O zaman ben size odalarınızı göstereyim. Buyurun. Buyurun. Yemekte görüşürüz. Görüşürüz. General. Elimden kurtuldun sanma. Bunun mümkün olmadığını biliyorum. Şura, sen neler yaptın bu arada? Babanıza çok iyi baktığınızı gördüm. Başka? Bolşoy Balesi'ndeki temsilleri hayal ettim Bolu. Annesi Petro'nun Şura'yla ilgilendiğini ima etti. Nişandan sonra Şura ile Petro için hazırlık yapacağız gibi görünüyor. Geç bile kalındı. Ne hazırlığı? Şura ile Petro'nun nişan hazırlığı tatlım. Olmaz, Şura Seyit'i seviyor. Bayan Boriski şalını unutmuş. Ne oldu? Onlara senin Petro değil, Seyit'i sevdiğini söyledim.